kavurmalı kömbe diyorum ve yeniden başlıyorum. 3 su bardağı tam buğday unumuz, 1 su bardağı mısır unumuz var, yarım paket yaş mayamız, 1 tatlı kaşığı toz şekerimiz, su ve tuzumuz var hamuru için. Daha sonrasında da içi içinde yarım kilo kavurmamız, 1 demet yeşil soğanımız, 1 demet maydanozumuz, 3 adet sivri biberimiz, pul biberimiz ve tuzumuz var. Biz hamurumuzu yoğurduk, mayalanmaya bıraktık. Tamam. O mayalanana kadar kavurmalarımızı ufalttık. İçerisine evet. Yeşil soğanımızı koyduk, maydanozumuzu koyduk ve sivri biberimizi. Sonra pul biber ve biraz da karabiber, tuz. Zeytinyağı. Evet. Harmanladık, hazırladık içimizi. Harika, bu şekilde. Harika, yani şu görüntü zaten çok güzel ya. Gerçekten hani evet. Yeşil o koku şu an. Gülenciğim, ben hamurumu ikiye böldüm. Tamam. Kaçırmayalım. Bir alt kısmı için ve diğer üst kısmı için olacak. Bunu biz açalım. Bakın ne kadar kolay açacağız. Şimdi kömbe hamurun açılışını izliyoruz efendim. Bismillah. Hemen şu şekilde. Şimdi böyle gerçekten çok kolaymış efendim. Fazlalıkları şöyle ortaya doğru alalım. Yumuşacık da bir hamur. Gerçekten pambuk gibi dediğimiz var ya. Pambuk gibi bir hamurumuz var şöyle. Bizim şu anda. Ne yaptık? Evet. Bundan sonrasını ben sana bırakıyorum. Tamam. Ne yapıyorum? Sen onu döküyorsun tamam, üzerine. Tamam, ben böyle üzerine mi döküyorum? Evet. Tamam. Yayıyorsun. Süper. Her tarafına böyle. Oo, hiç kalmayacak. Bir şey anlatmak istiyorum bu arada. İlkokulda falanım. Ya 3. sınıf ya 4. sınıf. Ben yeşil soğan ekmek yemeyi çok severim. Annem çalışan bir anneydi benim ama öğle aralarında eve gelir işte beslenmemizi hazırlar ve okula gönderirdi benim. Bütün ilkokul boyunca sigara böreği kızartması yemiş kardeşimle beraber bir öğrenciliğimiz var. Böyle bir öğrenliğinde demek ki annem daha gelmeden ekmek arası yeşil soğan yedim. Annemden öyle bir azar işittim ki anlatamam size ya, yani nasıl yeşil soğan yedin, okula gideceksin şimdi kokuyorsun, böyle şey mi olur? Ama nasıl bildiğiniz azar işittim yani. Genel olarak da zaten hep söylüyorum ben bunu her yerde. Yediğim yemeklerden dolayı fazla abartırım ben arada. O yüzden sevgili annem de böyle o azarlarını birazcık abartırdı. Galiba ona da birazcık tepki olsun diye sonra mutfak insanı oldum çıktım. Hani bu derler ya, çocukluğumuza inelim. Benim evet, çocukluğum bundan. Benim bilinçaltım böyle. Mutfakta ben daha çok içim. Okula gidiyorum, geliyorum. O zamanlar yemek dergileri vardı. Şimdi istediğimiz gibi açıp da Gülenay'ın programına girip ben Gülenay bugün ne yapmış da yapalım yoktu tabii ki. Dergiler vardı. Evet. O dergilerden pasta, börek, yemek, farklı şeyleri yapmayı çok sevmişimdir. Oradan açıp açıp yapardım. Annem gelirdi. Kızım sen ne yaptın yine? Gerçekten bu, evet. Annelerin bu durumu demek ki varmış. En azından var. Sadece bende değilmiş. Bunu da bilmiş olmak güzel oldu. Ama ben kızlarıma yapmıyorum onu. Ben de oğluma yapmıyorum. Gerçekten canı ne istiyorsa zaten evde yapıyoruz. O yüzden sağlıklı beslensin istiyorum. Güzelce efendim gerçekten her tarafına böyle eşit miktarda gezdirdim. Evet. Ay, çok güzel kokuyor yalnız ya. Şimdi hamurumuz yani. Çok ince bir hamur olmadı. Evet. Farklı mısınız Gülenay'cığım? Kalın oldu çünkü içimiz, harcımız çok kabaracak bu. Çok güzel olacaktır. Lezzetli olacak, yağ falan akacak üzerinde. Görüntü de harika. Her zaman diyorum yemek öncelikle göze de hitap etmeli. Kesinlikle. Hani evet. Şu güzelliği görüp zaten tadına bakmamak mümkün değil. Harika. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ellerinize sağlık. Evet, şimdi bunu alalım yaptık. Şimdi şunu kaldırayım kenara. Evet. Şöyle kenara alalım. Üstünü de aynı şekilde kapatıyoruz. Aynen öyle. Bu kadar. Bu kadar.